basın mensupları miladi 2023 yılında birkaç gün sonra ki pazar günü geleceğiz inşallah. Birbiri ardına gelen gündüz ve geceler her insan için iyiden doğru, faydalı ve adil olan adaletten yanılması bir imkan olduğuna inanıyoruz. 75 yıl bir süre işgal altında ve mülteci durumunda. Biliyorsunuz Balfour Deklarasyonu'yla ilgili 1917'de alınan bir kararla topraksız halka halksız toprak yerleştirmek maksatıyla yerleştirmiş. Bizim o güzel beldemiz Yahudiler tarafından işgal edilmiştir. Bize gelen haberlere göre 50 binin üzerinde bir şehit var. Ayrıca enkaz altından çıkarılmamış daha bir sürü bebe canlılar var diye düşünüyoruz. Yine buna karşılık İslam ülkeleri ve diğer Batı ülkelerin herhangi bir ses vermesi, herhangi bir tepkide bulunmaması, özellikle İslam ülkelerinin yöneticilerinin bu noktada sessiz kalması bizi ayrı ayrı düşündürüyor. Filistin'in yanında mazlum İslam coğrafyası biliyorsunuz 57 tane İslam ülkesinin içinde yaklaşık 40 tanesi şu anda parçalanmış durumda. Yine malumunuz sizin Condoleezza Rice'ın bilgisiyle 22 İslam ülkelerinin 1991 yılında açıklamasına göre 22 İslam ülkesinin sınırları değişecek dediler. Şu anda 22 İslam ülkesinin 16 tanesinin tamamen sınırları ve parçalanmış durumda. Yani 22 ülkeden şu anda 60'a yakın ülkecikler çıkardılar. Bu da Filistin'de Yahudinin güvenliğini sağlamak için diye düşünülüyor. Malum Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak da bizim başkanımız şu anda istifasını vermemiş durumda. Efendim Yemen, Libya, Irak, Suriye ve Keşmir'de sular hiçbir zaman durulmuyor. Özellikle de Doğu Türkistan'da. Katliam orada da devam ediyor. Yani yine Nijerya'da ve Somali'de diğer taraftan 7 milyar insanın yaşadığı bu dünyamızda aslında mücadelenin toplamı şudur. Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın verdiği rızkı insanlara yeterli olduğunu fakat mücadelenin esas amacının şu, insanlar ihtiyaçlarımız sınırsız ama imkanlar sınırlı diye Batı düşüncesi içinde Orta Doğu ülkelerinin ve İslam ülkelerinin sömürülmesinden kaynaklanan bir düzenle karşı karşıyayız. Efendim, emperyalist güçler tüm bunlar olurken kendi ülkelerinde hem de sömürdükleri birçok ülkede insanları farklı farklı şekillerde uyutarak, uyuşturarak kitlelerimizi artık duyarsızlaştı. Yani 7 Ekim'de yapılan bir Filistin ama şu anda sadece televizyonda kahvemizi içerek katliamı seyreder duruma geldik. Özellikle de İslam ülkelerinde. Dünyanın hiçbir yerinde, birçok yerde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken emperyalizm 31 Aralık'da yılbaşı adı altında eğlenceler, lüks ve şatafat içinde insanların tüketim ekonomisi içinde diyelim, insanların emeklerini sömürmek için bir gece tertiplemiş durumdalar. Eğlence sektörünün tüm ışınlarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor. Bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak esas amacımız milli ve manevi değerlerine bağlı bir genç yetiştirmek. Bu olayların hepsinin de kültür emperyalizmi adı altında bizi etkileyen kültürlerden kaynaklandığına inanıyoruz. Yoksa özellikle ülkemizde, İslam ülkelerinin içinde, Türkiye'mizde böyle bir eğlenceye hele hele kendi kültürümüz içinde yaklaşık 50 bin insanın şehit olduğu bir ortamda böyle bir eğlencenin, böyle bir yılbaşı kutlamanın olması bizim kültürümüze tamamen ters olan bir şey ki bizim kültürümüzde de böyle yılbaşı diye bir kültür yoktur. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kabe'nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca 630 yılında fethedildi. Biz bu programları düzenlerken fethin miladi ve hicri yıl dönümü ya da fethin kuruluşunu konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Fetih bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimalarının, gönüllerinin İslam'a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlığının kelam-ı kadim olarak bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in berraklığıyla silinmesidir. Fetih sonradan olma, ilahlara
kulları kula kulluktan kurtarma reddiyesidir. Fetih insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden şu andaki gasp düzeni, zulüm düzeninin adil bir düzen geçen yoludur. Biz Anadolu gençliklerine mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam kültüründen kaynaklandığını ve bizi birbirimize bağlayan düşüncenin İslam kardeşliği olduğuna inananlardanız. Fethin ruhunu ve hissiyatını birlikte yaşayabilmek ve manasını idrak edebilmek için 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.30'da kapalı spor salonunda bir program düzenledik. Kudüs temalı olacak. Kudüs gecesi adı altında. Yine Mekke'nin fethi ve Kudüs temalı bir gece olacak kapalı spor salonunda. Bu aynı anda Türkiye'mizin bütün il, ilçe ve yani 930 tane ilçesinde de bu programlar kutlanacak. Aynı anda, aynı saatte kutlanması böyle bir düşüncemiz var. Bu, bizim bu programımıza Filistin Alimler Birliği'ne Nevaf Tekruri Profesör kendisi inşallah o icap edecek. Ayrıca Atatürk Üniversitesi İsa Çelik, Profesör İsa Çelik tasavvuf ana bilim dalında öğretim görevlisi Erzurum'da gelecek. Yine ulusal da olsa tüm kardeşlerimizin tanıdığı Mustafa Özcan Güneş Doğdu ezgileriyle bize eşlik edecek. Kur'an ziyafeti olacak ve bu arada Adana'mızın her bölgesinden, belirlenen her bölgeden yaklaşık 10 bölge diye tespit ettik. Otobüsler, belediyelerimiz, otobüslerle buraya halkımızı davet ediyoruz. Bu arada tüm halkımız tabii bizim bu programımıza davetlidir. Buradan biz, kimse bizi atamaz. Anladım. Peki yani bu Müslümanlar da öz eleştirini yapılacaksa Müslümanlar yapsın. Niçin 57 ülkeden biri Türkiye hariç hiç kimse bu katliama durdu. Arkadan da